Mikro injeksiyon X'i yani intrasitoplazmik sperm injection hak arasında bilinen mikro injeksiyon nedir? Tüp bebekten farkı nedir? Mikro injeksiyon aslında bir tüp bebek yöntemi. Konvansiyonel IVF dediğimiz yani tüp bebekte spermle yumurtayı sadece bir kabın içerisinde koyup birleştirdikten sonra transfer yaptığımıza IVF diyoruz. Bu da bir tüp bebek yöntemi. Mikro injeksiyonda ise yumurtaları toplayıp mikroskop altında bir spermi yumurtanın içerisine enjekte ettiğimiz için de buna da mikro enjeksiyon diyoruz. İkisinin arasındaki fark bu ama aslında mikro enjeksiyonda bir tüp bebeğin yöntemi. Peki nasıl yapıyoruz? Kadın hastamızın adetinin ikinci günü başlıyoruz tedavimize. Yumurtalar gelişiyor, belli bir büyüklüğe geliyor ve yumurtalar toplanıyor. Sonrasında biz yumurtaları yaklaşık 2 saat kadar inkübatör dediğimiz kuluçka makinelerimizin içerisinde dinlendiriyoruz. Sonrasında yumurtanın etrafında kumus hücreleri vardır ve bu hücreler yumurtayı besler. İlk aldığımızda o yumurtaların asıl olgunluğunu ve kalitesini göremeyiz. Ancak bu hücreleri temizledikten sonra yumurtanın kalitesini görebiliriz. Ve 2 saat sonrasında biz yumurtalarımızı bu yaz dediğimiz bir solüsyonumuzun içerisinde koyarak etrafındaki bu hücreleri alıp vererek temizliyoruz. Ve sonrasında X mikroskopuna yani invert mikroskopumuza geçiyoruz. Burada yumurtalarımızı belli damlacıkların içerisine yerleştiriyoruz. Sperm androji laboratuvarında hazırlanıyor ve geliyor. Spermler çok hızlı hareket eder ve şekillerini yüzerken hareket esnasında tespit edemediğimiz için onu yavaşlatacak bir solüsyonun içerisine yerleştiririz ve böylece en iyi spermi seçeriz. Ve X pipeti ile çok ince saç teli inceliğinde bir pipetle bir sperm hücresini alırız. Yumurtanın yanına geliriz. Tutucu pipetle yumurtayı tutuyoruz ve o sperm hücresini yumurtanın içerisine girerek enjekte edip bırakıp çıkıyoruz. Bütün bunu tamamen özel mikroskopta joystick'lerle yapıyoruz ki bu joystick'ler oyunlardaki gibi değil, tamamen böyle mikro olarak hareketlerinizi sağlayan, kontrolünüzü sağlayan mikroskoptan bakarak mikro enjeksiyonu yapıyoruz. Evet, tecrübe gerektiriyor. Türkiye'de biz döllenmeme olasılığını göze alamadığımız için bütün hastalarımıza mikro enjeksiyon uyguluyoruz. Dünyada hala konvansiyonel IVF %50 oranında yapılmaya devam ediyor ama biz bütün hastalarımıza mikro enjeksiyon uyguluyoruz.